Bugün Dubai denilince birçok kişinin aklına devasa yükseklikteki gökdelenler, lüks, zenginlik, petrol ve arabalar gelmektedir. Peki bunların dışında Dubai'nin günlük yaşamına özgü ve sadece Dubai'de karşılaşabileceğiniz şeylerin neler olduğunu merak ediyor musunuz? Gelin birlikte bu şok edici 10 şeye bakalım. Bir, nüfus. Dubai nüfusunun yaklaşık %85'inin yabancı, %15'in ise Suudi olduğu tahmin edilmektedir. Nüfusunun yarısından fazlasının yabancı olmasının sebebi ise son yıllarda inşaat sektörünün çok gelişmiş olması ve bu alanlardaki istihdamın yurt dışından iş gücü olarak sağlanmasıdır. Bu yabancı nüfusun büyük bir kısmı ise Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen göçmenler oluşturmaktadır. Aynı zamanda Dubai'de sınıf ayrımı çok belirgindir. Yurt dışında çalışmak için gelen işçiler zor şartlar altında çalışıp yaşamakta ve çok az maaş almaktadırlar. Ancak Dubai'li yerliler tam tersi bir şekilde lüks ve zenginlik içerisinde yaşamaktadırlar. Son olarak Dubai'de erkek nüfusu kadın nüfusundan çok daha fazladır. Yapılan son araştırmada 2,5 milyonluk Dubai nüfusunun 1,7 milyonunun erkek olduğu ortaya çıkmıştır. 2. Gökdelenler. Dünyanın en zenginlerinin yaşadığı bir şehirde elbette gösterişli mega yapıların olması gayet normaldir. Ancak Dubai düşündüğünüz kadar da uzun bir şehir değildir. Dubai'de toplamda 1344 gökdelen varken Hong Kong'da 6606, New York'ta ise 6180 gökdelen bulunmaktadır. Evet, dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa Dubai'de bulunmaktadır. Fakat dünyanın en yüksek konutu Dubai'de değil New York'tadır. 2014 yılına kadar 413 metrelik Princess Tower'la dünyanın en yüksek konutuna sahip olan Dubai, 2014 yılı itibariyle bu ünvanı 426 metre yükseklikteki New York's 432 Park Avenue binasına kaptırmıştır. 3. Polis arabaları. Eğer konu ne kadar zengin olduğunuzu göstermek ise, bu işi Dubai'lilerden daha iyi yapan kimse yoktur. Bu konuda şehrin polis güçleri de bir istisna değil. Zenginliği ve lüksüyle ünlü Dubai sınırları içerisinde elbette polisler de dünyanın en lüks otomobilleri olan Lamborghini, Ferrari ve Bugatti Veyron marka otomobiller kullanıyorlar. Sırf bu lüks otomobilleri kullanmak için bile insan polis olmak ister. Peki siz Dubai'de polis olmak ister miydiniz? 4. Abu Dhabi. Şimdiye kadar Dubai'nin ne kadar zengin ve lüks bir şehir olduğundan bahsettik. Peki ama Dubai'nin bu zenginliğinin kaynağı nereden geliyor? Elbette komşusu Abu Dhabi Emirliği'nden. Dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'yı Abu Dhabi'nin finansal desteğiyle yükselten Dubai, bu yüksek binanın ismini ilk Dubai Tower koyacakken, daha sonra değiştirip Abu Dhabi emirini onurlandırmak için Burj Khalifa koymuştur. 5. Geçim kaynağı. Dubai'nin finansal en büyük yardımcısının Abu Dhabi olduğunu artık biliyoruz. Peki ama Dubai'nin temel geçim kaynağı nedir? Günümüzde en büyük geçim kaynağı turizm olan Dubai'nin bir diğer geçim kaynağı ise petroldür. Petrolden önce ise Dubai yerlileri geçinmek için balıkçılık, çiftçilik ve inci dalgıçlığı yapıyorlarmış. 20. yüzyılın başlarında yaklaşık 7000 denizci, özel inci tekneleriyle denize açılıp inci topluyorlarmış. Mayıs ayının ortasından Eylül başına kadarki sürede her gün 14 saat dalış yapan balıkçılar topladıkları incilerle ailelerinin geçimini sağlıyorlarmış. 6. Otomat makineleri. Dubai denilince akla gelen belki de ilk şey altındır. Hal böyle olunca Dubai'nin günlük yaşamında bile sık sık altın kaplamalı arabalarla, dişlerle karşılaşmak gayet normal bir hale gelmektedir. Peki genellikle para çektiğimiz bankamatiklerin Dubai'de altın çekmek için kullanıldığını söylesek ne düşünürsünüz? Bu çılgın ve zengin şehirde bankamatikler dünyanın aksine müşterilerine paranın yanında altın hizmeti de vermekte. 7. Evcil hayvan. Dubai'ye özgü bir diğer ilginçlik ise evlerde besledikleri vahşi hayvanlardır. Tıpkı bir kedi, bir köpek gibi evlerinde kaplan, yılan, leopar besleyen Dubai'liler gittikleri her yere bu vahşi ve hırçın hayvanları da götürmektedirler. Zenginliklerinin bir göstergesi olduğunu düşündükleri bu vahşi hayvanları beslemek son yıllarda çıkarılan yasayla kısıtlanmıştır. 8. Adres sistemi. Dubai'de tüm dünyanın çok az farklarla kullandığı klasik adres sisteminin olmadığını biliyor muydunuz? Sokak isimlerinin, posta kodlarının, mahalle isimlerinin olmadığı Dubai'de insanlar adreslerini alışılmışın dışında birbirleriyle paylaşıyorlar. Ya evlerinin bulunduğu konumu çiziyorlar ya da camiden sağa dön, kırmızı kapılı evin solundaki ev diye kendi evlerini tarif ediyorlar. 2015 yılında ise Dubai yöneticileri evlere özel numaralar vermeye başlamıştır. 9. Vergi.
Orta Doğu'nun sıfır vergi cenneti olarak bilinen Dubai'de yabancı iş gücü bile sıfır vergiden yararlanmaktadır. Kişilerin gelirlerinden vergi alınmadığı gibi eğitim, kira, emlak satışı, bazı tıbbi ürünler ve uçak masraflarından da vergi alınmamaktadır. Verginin neredeyse sıfır olduğu Dubai'de para biriktirmenin kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat vergilerin olmamasına rağmen Dubai'de hayat çok pahalı olduğu için kişiler genelde ay sonunu zar zor getirmektedirler. 10. Prensler. Sıra geldi Suudi Arabistan ve Dubai'nin dünyaca ünlü prenslerine. Dubai Prensi ve Dubai Yürütme Kurulu Başkanı Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Rashid El Maktum sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ünlü birisi. Suudi Prens Muhammed bin Selman ise çapkınlıklarıyla dünyanın ilgisini çekmiş durumda. Özellikle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kızına yaptığı teklif herkesi şaşırtmış. Suudi Arabistan'ı babasıyla ve eşiyle ziyaret eden Ivanka, Veliaht Selman'ı çok etkilemiş ve Selman tüm bürokratik ve siyasi konuları bir kenara bırakarak Ivanka'ya geçmişte teklif ettiği 100 deveyi 200 deveye çıkarmıştır. Ivanka'nın harika bir adamın harika kızı olduğunu söyleyen Selman, "İkimiz de büyük ailelerden geliyoruz ve ondan çocuk sahibi olmak istiyorum." diyerek hislerini dile getirmiştir. Ivanka'yla sadece bir gece geçirmek için 200 deve teklif eden Selman'a, Trump cephesinden ise henüz bir yanıt gelmemiş. Bak bakalımın bu videosu bitmiş olsa da karşında seni bekleyen yepyeni 3 video bulunmakta. Bunlardan birini seçerek yeni videomuza geçebilirsin. Videoyu beğendiysen kanala abone olmayı da unutma. Diğer videoda görüşmek üzere.